Bu bir sesimi duyan herkes. Toksik ilişkilere hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü bugün ne konuşuyoruz? Monoton ilişki canlandırması. Alev alev. İlişkinize şifa olmaya geldik inşallah bu bölüm. Efendim Özgür Bey bize 3 tane konu önerisi atmış. Hepsi birbirinden sapık. Ondan sonra biz dedik tamam en az sapığı seçelim ama bunu da sapıklaştıracağımıza eminim. İlla ki bir role play. Ama gerekir. Gerekir. Bari onunla başlamayalım. Tamam, biz gelinceyle başlayalım. Hızlıca tamam. Yapalım. Biz gelin. Haberi gelsin. Haberi gelsin. Açın alam. İlişkileri, heyecanlar size gelsin. Dil kontaktırabiliriz. Kocanın sana böyle bir talebi oldu mu? Doğruyu söyle. Olmadı ama memeler beni heyecanlandırır. Ha, sen kendin için. Helal lan sana. Evet, beni moda sokar. Kendini moda sokmak çok önemli ilişkide. Bir tek, doğrusu. Bir tek karşı taraf için düşünmeyin. Doğru, önemsiz o taraf. Tabii özgüven, iyi hissedeceksin kendini. Doğru. Aman tanrım diyeceksin. Milyon yatırdım diyeceksin. Böyle bir özgüven ben beğenirim. Tamam, normal konuya girelim biz. Tabii. Dolgu konuya geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Dolgu yaptırabiliriz. Ya hep fiziksel mi Aslı Hanım? Benim aklıma ilk önce oldu. Ameliyat sponsoru olabiliyor musun? Ne? Ameliyat sponsoru. Çok bilmem. İyi lan. Var mı bir sağlık kuruluşu bize? Sağlık kuruluşu deyince ciddi oldu bir tek. Varsa bir cerrahi estetiksel şeyse. Şey diyor değil mi? Sağlık Bakanlığı bize. Özgür Bey jawline istiyormuş. Jawline. Yok, yakışmaz sana. Neden? Ay sakaldan gözükmüyor zaten. Gözükmez ki erkek. Jawline'im olsa belki sakalımı keseceğim. Olur. Ayrıca sen çene seviyorsun. Böyle kaydırak gibi. Sen ne konuşuyorsun? Ben çok severim Jowline. Ama sana bir Jowline yok mu Jowline? O doğuştan Jowline be. İğrenç bir bölüm. Yemin ederim şuraya bir kaşık tereyağı koy kendi akar girer. Yol var burada yol. Şerit, iki şerit yol var. Sizin monotonluğunu kaydırak çözüm diyor da yorumladım. Kaydır aşko diyorum. Evet, ilişki neden monotona bağlıyor? Bir işte kankito oluyorsun, dadaş oluyorsun, dadaş birbirine. O zaman alevini kaybediyorsun. Alevini kaybediyorsun. Onu harlamak lazım ateşi. Harlamak lazım. Çok mu acaba safe geliyor? Hani bu artık nasıl olsa benim ya falan deyip salıyor musun? Aynen abi. İlişki olduğu zaman bitiyor zaten olay. He. Mahkumsun. Hapishane demirler geliyor. Lan evlisin sen, evli. Evet. Ben artık alıştım. Hiç koymuyor bana. Ha, evet evet, biraz böyle fazla hani nasıl olsa bu artık benden gitmez dediğinde heyecan da azalma olur. Aynen öyle. Başka monotonluk nedeni? Uzun ilişkiler. Yıllar geçmiş. Uzun artık ve sağlıklı ilişkiler. Karşıdakini çok fazla tanıyınca da oluyor. O yüzden her zaman her şeyi bilmemiz gerekiyor. Sürpriz yok, sır yok, keşif yok. Karşıda sır yoksa sende de keşif yok kardeşim. Her hareketini tahmin ediyorsun, oyuncak bebek gibi. Şimdi sahne atacak, şimdi sonra şimdi kahve içecek. Oyuncak bebek. Ama olabilir. Saygı duyuyorum, yargılamıyorum. Hep aynı yerinden öpüyor mesela. Aa. Bir soracağım, seksi monotonluğa bağlaması çok kötü bir şey olur. Hep aynı pozisyon. Evet. Ezbere biliyorsun. Önce düz, sonra aynı. Evet. Evri çeviri. Yok yani hani biliyorsun ama monoton bir şey. Bir robotsal bir eylem. Doğru. Saate bakmalar. Kafanda alışveriş listesi geçirmek, markete gitmek. Yarınki kombinimi ne yapsam? Allah kimseyi yaşatmasın. Amin. Bu monotonu atma çözümünüz nedir? Roleplay. Yani küçük sürprizleri olabilir ilişkide birbirine karşı. Sürpriz? Mesela atıyorum karşınızdaki kişi, yine fiziksel örnek, kısa saç seviyor. Şak gitti, istediği modele saçını kestirdim mesela. Hmm. İki gün sonra yine sıkılacaksın, yine monoton. Ama iki günde de yani bu da nasıl bir azmıştı. Sürekli kel olacak, her seferinde daha fazla kestirecek. Hayır canım, bu saç kesimi iki sene götürür bence. Götürüyor mu Onat Bey? Götürüyor. Vallahi sanki götürmüyor gibi ama bilemedim. İki sene götür hayatım. Ne yaptın sen de? O zaman herkes ayrılır. İki ayda kimse evlenemez. Doğru. O kadar da değil. Saçma. Ama şimdi her iki yılda bir de farklı bir kadını gibi mi olacağım yani? Ya hayır da. Yani. Abi sürpriz niyetine diyorum ya. Sürprizler. Biz niye değişiyoruz? Mesela birden tatile gidebilirsin. Kurumsalda çalışıyorsun. 9-6 sıkıcı bir hayat. Uçak biletlerini alırsın böyle. Onun iş yerini de sen ayarlarsın. Her şeyi düzenlersin. Peki şimdi şöyle bir şey olmayacak mı? Mesela iki hafta düşünsene Maldivler'de bir adada siz yapamazsınız. Ben kendi halimi söylüyorum. İki hafta Maldivler'de bir adadayım böyle. Ondan sonra o şey tekrar gelmiş. İşte kumların üstüne sıcak sevişiyorsun falan falan. Çok güzel. Sonra yine dönüyorsun, bankaya dönüyorsun. Diyorsun ki Allah böyle hayatım. Daha çok anlarsın onun bok gibi hayat olduğunu. Ama o iki hafta seni bir sene götürür. Ben hayatım ne kadar götürür yani. Bu yaptığım kaç günündeki kaç günü kurtarırım yani. Hesap bu şekilde. Yani abi onu artık. Sonra tekrar eve gidiyorsun. İşte çizgili pijamasıyla maç izleyen biri koltukta.
hiç yıkanmamış, etmemiş, salmış hayatı. Ama oo, böyle adamda da monotonlaşırılır zaten. Evet yani. Abi biraz derin yani değişim. Çözüm işte, çözüm getirmeye bakım öncelikle. Duş. Ülkün dediğine göre denge lazım. Şimdi banka olmasa diğerinin onun mu kalmayacak? Düşsene seni en sevdiğin Edward'la çıplak ada yattık ve kimse yok. İkinci gün yemin ederim sıkılırsın lan. Asla sıkılmaz aslında. Üçüncü gün sıkılırsın. Dördüncü gün sıkılırsın. Şey beni bir 6 ay götürür. İşte arzu öyle bir şey değil abi. Arzu tatmin hemen ediliyor. O bütün zaman bir şey söyleyeceğim. O zaman roleplay'de de yaptın bitti. Hemen yine adam pijamalarını giydiği anda bitti o zaman. Evet. O zaten. Tam uzun vadeli yok o zaman hiçbirine. Evet. Doyumsuz olduğumuz için mi bu? Olabilir evet. Abi birazcık doyun doğru, ya. Doğru, zenginler de doymuyor işte, sonları belli. Evet abi, yani birazcık aza kanaat edin. Çoku bulun ya. Bu ne lan? Peki roleplay kısmında. Evet, şimdi evli bir çift olduğunuz için size sormak istiyorum. Bunun zaten ilişkisi yok. Modern Family'deki şeyler çift var diye ben size çok benzetiyorum. Sarışın kadınla uzun boylu adam. Onlar mesela otelde buluşup baya bambaşka insanlarmış gibi barda takılıp. Evet. Sonra odaya çıkıp mesela senede bir bunu yapıyorlarmış. Evet, şey değil mi? Evet, orada hakikaten şey oluyor. Olayı uzatırsan ve gülmezsen inanıyorsun, biliyor musun? Karşıdaki Kleopatra mesela ve Kleopatra olduğuna inanıyorum. Yemin ederim inanırsın. 15 dakikaya bakar yani. Rolü bozmazsan 15 dakika bitti. Çok iyi. Siz böyle şeylere gitme gibi bir eğiliminiz yok. Benim var da işte. Yani yapılır. Yapılmayacak şey değil. Her şey yapılır aslında. Yani ama mesela o çiftte bunlar şeydir böyle. Mesela işte ne bileyim, Cadılar Bayramı gelir, birbirlerine korkutucu sürpriz yaparlar. Hı-hı. Şey. Yani hep böyle bir aksiyon var. Yani bir aktiviteye gitmek olabilir. Doğru. Sürekli böyle bir action yaratmak olabilir ilişkide. Bunlar bence monotonluktan çıkar. Ne oldu lan? Geliyor. Peki monotonluk olacak diye ilişkiye başlamayanlar da var. Oha. Mesela Özgür. Ya direkt biliyordum taşı bana geleceğini. Doğru. Hayatım öyle hayat yaşanmaz. Ama flirting en güzel evre. Tamam ama yani flirting en güzel evre diye yani ama. Bir şey söyleyeceğim ama yani. Şimdi ilk defa hayatımda bir Özgür'e hak vereceğim, inanmazsınız. Buyurun. Kitaplarda ve filmlerde o kavgalı çift birleşince ben sıkılıyorum. Ondan sonrası izlenmiyor. Bok gibi oluyor. Çünkü şey gibi oluyor. İyi anlaşan bir çiftin hayatı vlog. Hani öyle dizi olmaz. Olmaz. Aynen. Efsanelere bakın abi. Romeo ve Juliet kavuşuyor mu? Kavuşmuyor. Karaçin'in kavuşuyor. Kavuşsalardı izlemezdik, sıkıcı olurdu. Kavuşsalardı bir sene sonra Juliet hamile kalırdı. Arka arkaya çocuk doğururdu. Derdi ki Romeo, Allah da senin belanı versin. Saraydan çıktım sürünüyorum derdi. Bu hikaye böyle biterdi arkadaşlar. Neden bütün filmlerin sonunda evlilik ve mutlu son? Çünkü evlilikten sonrasını biliyoruz. Bunu son bir hayat. Doğru. Bu bir mutlu son değil. Onunla tekrar yüzleşmeyelim diye filmler bize bunu göstermez. Masallarda hep evlendiğinde biter. Evet, happy ending. No. Asıl hikaye şimdi başlıyor. daha keep going. Bok yoluna. Bu yanlış anlaşılmasın. Happy ending istemiyoruz değil. Happy ending her zaman istiyoruz. Doğru. O başka bir şey söylüyor. Doğru. Anlatmayın ki kısa sürümlü happy ending. Değil mi? Şipşak happy ending. 5 dakikalık happy ending. Mutlulukta zaten arzuların şipşak tatmin edilmesi değil mi abi? Hamburger istiyorsun, gidiyorsun ısırıyorsun, tükürüyorsun, salyan akıyor, mutlu oluyorsun abi. Doğru, küçük şeylerden mutlu olmak. Hemen de bitiyor ya işte. Sonra tekrar yiyorsun, sonra miden ağrıyor. Bak, al sana mutluluk. Ya. Mecbur git şimdi soda iç, geğirmek için. Bak, seksi bir aktiviteyi bile hemen monotonlaştırıp sıkıcılaştırdık. Evet. Domestik oldu. Domestiklik bence sıkıcı bir şey. İçimizde yok hayat. Yok. Demek ki. Ya da öyle deme ya. Bazen de huzur lazım arkadaş. Hep aksiyon olma. Manyak mısınız? Taşikardi olursunuz. Taşikardi. Heyecanlı bir şey gibi duyuluyor. Salak. Sıradan olmayan kalıcı olmuyor abi. Hmm. Ya bir şeyin hayatında alışkanlık edinmen için sürekli yapman lazım. Evet, rutine binmesi de lazım. Doğru söylüyorsun. İşte kısa bir döngü ama rutine binince de sıkıcı oluyor. Monoton oluyor işte. Ya monotonluk o kadar kötü bir şey değil ki. Mesela biz sürekli her hafta gelip video çekiyoruz. Evet. Bu da aslında aynı aktiviteyi, sürekli aynı şey yapıyoruz. Ama biz birbirimizle evli değiliz ki. Acaba evli miyiz ülkemde? Ya olsun abi, monotonluk da iyi geliyor zaman zaman, öyle demeyin. Rutinleriniz, ya rutinlerime ben çok bağlıyım mesela. Rutinlerim bozulunca acayip tadım kaçar. Eve mesela yatılı misafir geldi, ben iptal. Rutinim bozuldu. Ona katılıyorum, ben de çok seviyorum. Buradan eve gideceğim, ne yapacağımı bilmem, geri gelmem. Biz öyle insanlarız. Yemek yiyeceğin yemeği bilmek falan. Ama ilişkide işte mesela ben öyle değilim. Ben sıkılıyorum. Sürekli sürpriz. Hayır, sürekli sürpriz değil ya. Ama sürekli mesela bir heyecan, bir farklılık. Farklı insan olarak değil, olayın farklılaşması. Aynı insan ama farklı actionlar. Mesela çok sıkıcı bir şey söylesene Öykü. Mesela hayatı canlansın diye kocası kuma getiriyor.
Öyküde hep ölüm, bir heyecan, hep bir savaş, hep ölüm, bir cenaze, yaz şeyi, mirasa konu. Ya o yüzden monotonluk lazım. Güven. Kumaş, kuma mı senin çözümün ya? Eski dönüm şeyler varmış Fransa'da, İngiltere, biliyor musunuz? Neyi? Karısı kocası mutlu olsun diye böyle kendi escort gibi kendi kızlar tutuyormuş. Hmm. Ama su karısı ona daha çok bağlanıyormuş. Karısına daha çok bağlanıyormuş onu yaptığı için. Peki, öyle bir kültür var. Peki abi, kadın eskortu odaya yollarken hadi kızım hadi bakalım iyi eğlenceler hayatım, ben içerideyim bir şey olursa falan mı yaparım? Asla. Böyle bir şey yok. İğrenç. Abi kültür mü, size farklı geliyor şu an. O zaman bir kültür bu. Doğru. Doğru. Odadan çıktıktan sonra gömebiliyorsak eskortu. Eskortumun suçu yok ki, kocamın suçu var. Eskortun da suçu var. Eskortla beraber kocamı gömelim, biz hayatı yaşayalım. Mantıklı. Direkt kocanı göm. Bak doğru. Hemen sizin için de sıkıcılıktan uzaklaştı. Bak. Demek doğru, eskortu cinayete karıştık. Doğru. Doğru. O zaman şey de yok, göremezler bizi, yasalarımızlar da yok. Yaşarız öyle. Yasalarımızlar. Hiçbir yerde kamera yok. Yok. Hakikaten ne rahat cinayet işlerlerdi o zaman. Kamera yok, bir şey yok anasını. Vallahi öldür öldür göm. Her yer toprak, arazi. Ev yok. Ev yok. Maksimum dandik bir çizimini her yere yapıştırıyorlar, o kadar. Bak aksiyon için ne istiyorsunuz? Erkeğin aldatmamasını ama aldatır gibi yapmasını, potansiyel tehdit olmasını istiyorsunuz. O zaman şey mi mesela, bakımlı bir erkek kendine baktığına yakışıklı, aynen, sokakta gece herkes bakıyor, evet, ama senin. İş yerinde ona özellikle bakıyorlar. Evet, bana ait. Evet. Evet. Ona asılan bir asistanı, sekreteri var ama asla aldatmıyor. Evet. Hayal gibi. Abi ya. Çünkü hayal. Aynen, aldatmıyor aslında. Gözü görmüyor senden başkasını. Sürekli iş çıkışından alıyor adamı. Ben erken bitti benim bugün. Abi bug'ını çözdük resmen ya. Olayım bak. Herkes mutlu şu an. Muş gibi yapmak. Evet. Tamam işte roleplay. Aşk da bu mu yani? Muş gibi yapmak mı? Roleplay deyince illa bunu fireman'i gibi düşünmeyin yani olayı. O da bir çözüm. O da bir çözüm. O da bir çözüm. Ama anlık kısa bir çözüm yani. Onu demek istiyorum. İlelebet bir çözüm değil yani. Doğru. Anladın mı? Beni kaç kere yanan binadan kurtaracak ki? Yani. Bir de o adam zaten her gün fireman olsa bir süre sonra ona sokayım yangınına dersin yani. Hala sıkılırsın yani. O yüzden değiştireceksin. İşte doktor. Doktor. Öğretmen. Öğret, sekreter falan öyle şeyler. Bak size şeyi söyleyeyim. Masalsı yanını söyleyeyim. Herkes şövalye aşık olur. Ama o gıcırtılardan sevişemez. Çünkü üstündeki kıyafeti gıcırdıyor. Aynen, onun kıyafetini çıkarttıktan senin için bitmiştir abi. Böyle bir yok. Sen çünkü şövalye. O bir olmayan bir şey aşık olsun. Şövalyeliği bozuluyor. Yani aslında hep bir zihin oyunları abi bunlar. Kimse kimseye aşık. O zaman kıyafette de bazı şeyler yapılabiliyor. Öykü başka yerde şu an. Ya yapmak istersen her şekilde yaparsın. Her yerde her şekilde. Zihniyet meselesi. Sen niye gülüyorsun? Publikçi. Ya publikçi ile kostüme farklı şeyler. Ama publik de heyecan katar. Herhalde abla, boşuna mı yapıyor? Tabii. Yakalanma dürtüsü adamı tetikler. Mahveder. Mahveder. Wow. Araba, sinema, park. Bunları arada yapmak lazım. Ben size diyeyim. Şey, tutuklanmayacağınız bir level'da. Ha, evet. İşte bu eski zamanlardaki gibi. Kamera yok. Polis yok. Böyle atlı askerler var. Salak salak takılıyorlar. O dönem çok iyi suç işlenilmiş ya. Vallahi billahi. Çok iyi yapılırmış. Zinadan yapsa haberin olmayacak. Olma. Nereden olacak hayatım? Doğru. Kadıköy'de şey gördüm. Ne? Ben publiye geri dönüyorum. Eyvah eyvah. Ne? Şimdi yeni sinema odaları açılmış. Sinema odası. Ve oda kiralıyorsun sevgilinle, sinema odası kapı kilitleyip evde Netflix'ten chill. Bu genel otel gibi bir şey. Vuş bu. Sinema ama. Vuş. İşte sinemalı geneli. Geneli bu. Oda tutuyorsun fuhuş. Fuhuş. Motel bu, motel. Amerikalıların moteli. Evet, motel bu. Yok canım, amaç sanat burada yani. Ya. Seni git ya. Şey, Nuri Bilge Kandan kurgusuz 6 saat. Ya hadi bakalım. Bir şey diyeceğim. Bu benim lise zamanından beri var arkadaşlar. Öyle mi? Tabii, Karaköy'de şey... Tabii abinden öğren bunları. Ya, Kıvırcık sinemacı abimiz kim var? Onun, kim var? Onun şeyi var. Hep babalarımız, annemiz bildi. Kafesi var. Dedim burayı at. O da kiralıyorsun. Ad vermeyin lan. Doğru. Hmm. Abi wow, bayağı ekmeğini yedik biz. Bayağı yani. Siz de lisede. Biz hatta şey, ben paramız yemedim, yetmiyordu öğrenciyken. Ben ne yememiştim. 10 kişi gidiyorduk ama 5 çift. Ne? Grup bu grup. Ama kapkaranlık lan içerisi. Grup. Herkes bir yere geçiyordu. Kapkaranlık olması daha kötü. Kimle öpüştüğünü bilmiyorsun. Grup. Özgür sen misin? Özgür pardon. Zina bu. Grup bu grup. Zina. Değişim bu. Swinger bu. Zina. Swinger'ın doğumu. Ay bir şey soruyorum. 4 tane arkadaşım varken hayatta bir şey yapamam. Hayır be. Arkadaşlar karanlık. Oğlum tamam, şu an sinemaya gidiyoruz. Benim partnerim. Özgür'ün partneri siz. Ne yapacağız? Ben çıkarım dışarı. Ben çıkarım. Giderim dışarı. Yapamazsın. Aa, korkunç. Erotik film gibi düşünün. Arkadaşlarım bende kalırken de ben bir şey yapamam. O ne öyle? Ben de yapamam. Yapılmamalı. Malı melli. Yatıda kalmaya gittiğinde de mesela hiçbir şey olmaz. Olmaz. Malı, mamalı. Mamalı. Ama biraz önce public yapalım diyorduk. Public'te yakın yok. Public'te evet, yabancılar ve
seni tanımayan insanlar var. Doğru. Değil yakın mi? Yok. Evet. Şimdi olmadı. Bize tanınmaya başladık. Ne yapacağız? Yok, yapmayacağız. Bu ne yapacak? Publikte yapmayacağız. Ünlüler yurt dışında publik yapıyormuş. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten genç ünlü çiftler falan artık hep tatillerini yurt dışında yapıyorlar ki rahat rahat el ele bile yürüyemiyoruz burada diye. Orada takılıyorlar yazık. Kafalarına göre yani. Darısı başımızda. Aminlerce. Size burada yolda yürüyemiyoruz falan. Nerede? Ama demek ki bu gerçekten mesela biriyle publiğe çıksa görecekler. Görürler. Of. Publiklerim artık daha eğlenceli olacak. Gidip şey yapıyor seninkine böyle güvenme buna. Toksik ilişkiler izliyor musun? Güvenme. Ghostçu bu ghostçu. Ara ara ben insanlar bunu refleks olarak yapıyor. Ayrılıyorlar. Sebep küçük böyle bir sebep bulup. Hı-hı. Kavga çıkarmak. Aynen kavga çıkıyor. Ayrılıyorsun ve o zaman yine arzuluyorsun sonra tekrar geri dönüyorsun. Evet ben kavgadan beslenen bir insanım. Tam ara vermek gibi bir şey bu. Evet. Yok ara vermeden. Ara vermek de oluyor. Sürekli 8. kez barışan çiftler yok. Var ya. Böyle anlık küçük kavgalar ama iyi mesela. Yükseliyorsun besleniyor. Ayrıldığın gibi oluyor. 2-3 gün görüşmüyorsun özlüyorsun sonra kavuşma mı? Yok 2-3 gün ayrılmak gibi de değil. Mesela kavga ediyorsun, ediyorsun. İşte 1-2 gün sakinleşip sonra devam ki. He. Ama sakinleştiği zaman ne yaptığını bilmiyorsun karşı tarafın. Orada ayrılık bir şey yok. Orada devam. Ama ayrılıp barışmak da bir montonluğu çözer. Çözer. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela aldattı ya. O olmaz. Basit bir kavga olması lazım. Tabii. Aslında basit hı-hı. Ama seni drama queenliğini tatmin edebilmen için yüksek tansiyonda yaptığın bir kavga olması lazım. Doğru. Mesela olur. Şimdi sana senaryoyu çiziyorum. Çiz. Çok güzel bir yere gitmişsin Onat Bey'le. İnanılmaz tamam. Seksisin. Birisi de sana asıldı. Evet. Tamam mı? Onat Bey'le sizi kıskandı. O tam tersini yapsa daha inandırıcı olurdu. Ama neyse. Ben sana hayat çiziyorum aşko. Tamam. Onat Bey sizi kıskandı. Dedi ki sen evet. Kim dedi? Sen ona şey mi yaptın dedi. Sen dedi ki ne alaka benim kendi güzelliğimden salak dedin. Ne yapayım bundan sorumlu olamam dedim. Orada bir kavga çıktı. Evet. Aslında birbirinizi ne kadar istediğinizden kaynaklı bir kavga. Birbirinizi yediniz durdunuz. Çok güzel. Wow. Kıskançlık kavgalarını çok severim. Bunun finali de güzel olur. Çok severim kıskançlığı. Benimsin falan böyle şeyleri çok severim. Happy ending. Ah. Happy yalan ending. Mı? Ama mesela bunu şeye alete çevirmek de kötü yani. Nasıl söyleyeyim? Devamlı kıskandırmak bilerek. Yok. Zorlayıcı bir şey. Zor. Kötü. Anlık ufak yapacaksın. Ama onu evet. Da yapmak gerekiyor işte ya. Evet gerekiyor. Öyle bunlarsız mi? Olmaz. Olmaz. Çok güvendiğin insan da biraz şey yapmaz mı? Ne yapmaz mı? İşte monotonlaşmaz mı? Ya şöyle çok güveniyorsam ama sürekli atıyorum bir etkinliğe gidiyoruz. Başka bir taraftan besliyor beni. O zaman kavga etmesek de olur aslında. Evet ama mesela hiç evden çıkmıyorsunuz. Sadece televizyon izliyorsunuz. Salondasınız. Yok. Pijamalarlasınız mesela. Yok sıkıcı. Evet sıkıcı. Ten uyumu şart bir de. Ten uyumsuz sıkıcı olur. Asla. Dadaş olursun dadaş. Ya ten uyumu çok ilginç bir olay değil mi? Hemen keşfedemiyorsun. O aşama gelmen için bayağı bir flört etmen. Biraz evet. İlişkiye girmen gerekiyor şey için ama. Ama bazısını da en başta hissedersin. Evet, uzaktan bakan anlarsın. Böyle bir garip bir alevlenme, bir çekilme. Elektriklenme. Aynen. Wow. Saç tiplerini üşür. Ekranında hiç hazır olmadığım bir detay yani. Saç tiplerini uyuşur. Saç tiplerin uyuşur mu? Tabii. Yaşamadınız mı şöyle bir şey? Wow. Biz bu hayatı yaşamıyoruz. Saç dipleri uyuşuyormuş karın. Ne bileyim hayatım. Böyle öyle bir karıncalanma hissi gelmiyor mu? Hayatım git bir şampuan al. Geri zekalı. Bana bakım öğretiyor. Salak. Ya da aptal. Tansiyonu falan düşüyor çıkıyor olabilir heyecandan. Başa bir kan gelir sıçrar. Öyle de. O sırada arkadan saçlarını çektim şöyle. Zikirsiz cahiller. Sizden gelenler. Hay sizden gelenler. Şimdi. Bir Özgür şey Bey ışıklara değişirken herkes bir tane role play şeyini söylesin. Bakalım değişmiş role sezondan bir sezona. Tamam. Vampir. Always vampir. Değişti ya, mi? Vampire şey yok canım. Emçirmez de emçirilmez de. Bu güzel bir şey söyle. İnandırıcı bir şey söyle. Ama Edward'ı hayal ettiğim için vampir. Hayır zaten. Onat Bey neye dönüşsün? Onat Bey şey olsun. Olmaz kim diyeceğim. Şimdi ben mesela başkasıyla evli bir kadınmışım. Onat Bey de bizim çiftliğimizde çalışan seyismiş. İkinci wow. Adam. Üçgen. İki adam, bir kadın. Wow. Onat Bey seyis mi? Seyis. Ben mesela benim atım var ona bakayım. İşte ben arada atımı ziyaret etmeye gidiyorum haraya. İşte oradaki haracı başı, atçı başı seyis wow. Bey, Onat Bey. İşte biz onun parasını veriyoruz, çalıştırıyoruz. İşçimiz fakir o. Ondan sonra kocam böyle uzun seyahatlere gidiyor. İşte mesela 10 gün Avrupa'ya gidiyor iş seyahatine. Seyisle ben çiftlikte sen yalnızız. Bihtersin. Bihterim. Evde bir de hizmetçi var ama o benim sırdaşım. Asla benim şeylerimi aktarmıyor dışarıya. Ve işte kocam iş seyahatine gittiği zaman biz Seyis ve ben çiftlikte yalnızız. Oğlum size bir tane Airbnb tutalım yaşayın bunu. Atların olduğu. Kocamı da bu oynasın Seyis. Hadi anam ben işe gidiyorum Avrupa'ya 10-15 gün yokum. Rahat rahat
sakın sen. Gidiyor. Aa, çok iyi. Korkunç bir anı. Umarım gerçekleşmez. Bu bir hayal ve judge'layamazsın kimsenin fantezisini. Nasıl ama fantezi? Ona ne diyorsun? Çok iyi. Çok iyi değil mi? Atçı fantezi. Atçı. Siz. Onat Bey'in bir karşı fantezisi var mı? Yani ben bunu okuyayım aslında. Atları okşayarak bana bakacaksa okuyayım yani şu an. Karabaş dur oğlum. Atlar şok. Atlar... Şaha kalktı diye bir şey diyecektim. Sustum, söylemek istemedim. Evet. Beğendin ama. Bayıldım. Şey Fireman bit yeter. Bitti yeter. O satın o geçen sezon. Bence evet. Mesela yeni şey olarak mafya şeyi başladı. Aha. Ama böyle İtalyan mafyası. Bizim mafyalar gibi değil. Topuklarımı sık. Salak. Ben senin seyisini böyle eleştirmedim. Atları okşarken göz göze gelmeyi. Çok haklısın. Özür dilerim. Yardım anlatmayacağım. Şey gibi mi peki? İşte İtalyan mafyası. Ferit gibi falan tipler böyle. Hani hafif de esmer. İşte 365 gün gibi düşün. Oradaki adamı. Güzel. Hayalet. Ama böyle sürekli şey mi? Hani kurşunlanmalar. Hayır hayır. Öykülü. Salak fantezi bu. Niye kurşunlanıyorum? Öyküyle onları öpüşürken yanında da 3 tane adam boyuyorlar. Ben niye cajlanıyorum? Ben seyisi eleştirmedim ya. O mafya mı bu? Onun at var. Ne alaka? Hayır ya seyis var. Ne atı? Şey bir şey. Karabaş diyordun az önce okşayarak. Anlamadım o karabaşın ne olduğunu. Zaten karabaş anladım. Karabaşın at mı olur karabaş diye şey diyecektim ona. Gül yaban, yaban gülü falan. Anladık biz onun ne olduğunu. Neyse. Şey ama. Mesela sizde şey olabilir. Ev kurşunlanıyor, sizi tehlikeden kurtarıyor. Hana saklanıyorsunuz falan gibi ben düşünüyorum. Niye kurşun? Hayır, böyle bir otele gittiğini düşün. Evet. Mesela o tehlikeli böyle takımıyla geziyor, siyah böyle koklu aramalar yapıyor falan. Ay güzel. İşte seni böyle şey, sonra seni yatıyla gezdiriyor falan. O sırada bana bir tehlike olduğunu hissediyorsun. Botlar yanaşıyor arkadan falan. Bir tane not geliyor böyle işte, öyküyü öldürürüz falan. Hemen böyle seni niye benim başıma devam edecek hele bu fantezide? Seni böyle kaslı kollarıyla altına alıyor falan, böyle bir şeyler yapıyor falan. Bence iyi. Bence de iyi. Özgür Bey korkarak soruyor. Ben hala atçı dayım ama. Kendininkini söyle, kızı cacılama. He söyle. Salak sen kimsin abi? Aptal kendi ben şeyini ben seni böyle söyle. Korurum sen bana dersin ki hayır, toplumda ben sıkma. De seni korurum. Bu kızın tamam. Mafyasına bir daha bir şey diyorsun kurşunlatırım sizi. Benim fantezimi aslanım sevmeyecek. Olsun. Ben şimdi birdenbire İngilizce kursu almaya başlamışım. Öğretmen. Eve özel eğitmen. Bana diyor ki, can you hear me diyor. Ben de yes yes diyorum. Benim fantezim bu. Wow. Bu ne yaşlıya... Seni ben kafana sokayım. Zekalı. Yaşlıya hasta bakıcı gelir gibi fantezi. Gidin kursta seks yapın yani. Kursa sen git yani. Orada, yani orada herkesin gitmesini bekle. Öğrenciler çıksın kapıyı kitleyin falan yani. Eve hasta bakıcı yaşlıya gelir gibi eve geliyor. Olursam seninki gibi olsun. Tabii. Ama olsa okula gidiyor gibi olur. Salak sen public seviyorsun. Niye eve çağırıyorsun ki? Doğru. Aptal. Müdür odasında herkes. Kütüphane. Bak şimdi seksileştim. Yes. Onat Bey korkarak... Yani şöyle söyleyeyim, benim hiç sizin gibi böyle sapkın şeylerim olmuyor arkadaşlar. Ben normal hayatımda da zaten yaşayabildiğim için böyle şeyleri, hiç içimde bastırmadığım için. Yani böyle şeyler çıkmıyor bende. Bir şey söyleyeceğim, sana takılan libidolu şeyini böyle kıramazsın. Şu an imaj değiştirmezsen sezon 4 bölüm 102. Düzgün bir fantezi söyle hemen. Niye düzelmiş olamaz mıyım? Hayır, bu benim seyisi beğendi ya bu. Sen yükseldin mi? Ya bu adamlar yaratıcı bir şey gelir şey, diye bekliyorduk. Her türlü fantezide ortak olunur. Ya bu fantezide öncelikle bir etek vardır diye ben yorumluyorum. Hayır, bunun önceki şeyi de hatırlıyor musunuz? Buzları küvete doldurmak. Çürken... Bunu hayır, bunu atmıştık. Bunu susun anlatma. Boşver. Sürtünme kuvvetiyle beraber. Biz bunu niye attık? Hayatı ölüm falan şey, vardı. Nekrofili. Nekrofili değil, ölmüyor. Emin misin? Evet. Emin misin? Sonra işte ben organ mafyasıymışım. Evet, doldurmuşum buzdan. Aslında o böbrek şey. Onat Bey ya. Yaratıcı bir şey ya. Bölümden atmışız. Beynimden de silmişim yani. Öyle bir travma. Arkadaşlar ben yaşlandıkça şey hissediyorum ya. Biraz daha böyle... İşte hani kırbaçlı, biraz daha şiddetli, vurmalı, çekmeli. Hiç sapkın değilmiş öncelikle. Tamam at, seyis yani, işte. Evet ama işte seyis bak, romantik. Bak seyis şimdi o güç tarafı. Ben seni anlayacağım şimdi, hazır mısın? Bu şeydeki bir Fifty Shades of Grey'deki bir patron olacak. Ama böyle gizli istekleri olacak. Sen de saf sekreter. Onun sekreteri olacaksın. Aa fantezi böyle yazılı. Asistan. Wow. Onat Bey kırbaç evrakları sonra. Kontrol edeyim mi? Ay Onat Bey. Böyle evrak mı kontrol edilir ya? Evraklar yerlerinde. Yerlerinde ya. SGK'm yatıyorsa vur bir tane yani. Bu ne ya? Ha.
Antezsiz demek ki sıkıcı oluyormuş arkadaşlar. Bak evet, nasıl yükseldik abi. Doğru yükseldik hemen. Doğru. Böyle Mamut şeyler. Mamut olduktan kurtulduk. Düşsene bir de çiftsin abi. 30 sene berabersin ve birbirine fantezi hiç sormuyorsun. Biz bile burada ne kadar konuşuyoruz. Aynen abi. Sorun birbirinize böyle şeyleri. Evet abi ya aynen öyle. Ama şey de çok komik. Mesela işin eve geliyorum. Kadın birdenbire fantezik bir kostüm giymiş. Evet. İşte Murat Hanım, Murat Hanım işte. Kapıyı açıyor böyle. Selma. Dur yere ama. Çocuklar annesine yollamış. Hayır, bence bunu ortaklaşa konuşarak yapman gerekiyor. Tabii tabii. Planlayacaksın ve o roleplay bozulmayacak abi. Ben roldeyim bu değilse olmaz. Olmaz. Doğru. İki taraf da inanacak yani. İnanacak bu kız seyis olduğuna. Evet. Atları da görecek öyle. Doğru. Şey fotoğraf olmayacak. Bir de bana düşes gibi davranacak. Ben orada bunun patronuyum yani. Bana orada gel o şey Aslı çık öyle olmaz. Yani. Buyurun efendim falan diyecek anladın mı? Yazıyor hanım, musun? Not alıyor musun? Hanımım da olur hanımım. Buyurun hanımım. Emre ay hanımım deme hanım. Ya. Buyurun, Ali Sokat'sın sen. Emredersiniz madam. Ben niye herkesinkine karıştım gerçekten, rezil. Bir de bana suratıma böyle yapıyor. Aristokratsın sen. Arkadaşım beni kendime getirdi. Aristokratsın kendine gel. Köylü değilsin. Bütün fantezileri karıştı Öykü şu an. Adam gibi fantezi evet. Doğru. Aristokratım mafya fantezi girmiş birbirine. Ama İngilizce kötü oldu. Hanımım ne yani? Hanımım kötü oldu. Çok yaşlı gibi olmam ben. Çok Türk dizi izlemişsiniz. Kızılcık Şerbo'da hiç böyle şeyler yok, yok. Hanımım. Yok. O da bir fantezi yani. O da evet. Hangisi bir fantezi? Karşı tarafın ailesi işte tam kapalı olsun, evliler tam açık olsun. Zıt kutup gibi oluyor işte. Doğru. Hep bir heyecan, hep biz her bölüm bir kavga, bir gerginlik yok doğru. Mu yemek masalarında ama mesela? Ama yatağı yansımıyor. Bilmiyoruz aşk oraları kesiyorlar. Ayrıca abine kaldı. Kardeşim Nur Sema'yla oğlanın adı neydi? Umut, silik Umut. Karakter Umut. Umut. Umur diyor. Umut'un yatağını görsek... Görmek. Bilemezsin. Yok onu doğru, görmek istemem. Nursema kardeşim gibi. Doğru ben de görmek istemem. Alev'le şeyi izlerim. Apo'yu değil. Öbürünü. Sizden gelenler. Hay hay sizden gelenler. Şimdi. Bizimkiler şey demiş. Abla utanıyorsanız söylemeseniz de olur. Biz bizeyken utanmıyorum. Ben de utanmıyorum. Deyip başka konu açıyormuş. Bütün sizden gelenlere geçemiyoruz. Fik fik fikirik. Hay hay. Kız Adnan'ın çiftliği Airbnb olmuş. Gitseniz de bunu yaşayın. Şey mi? Aşkı memnun evet. Şey mi? Yalısı mı? Hı, yalı değil kız. Çiftlik olan. Halanın çiftliği. Halanın çiftliği daha güzel. Oha çok iyi lan. Evet. Airbnb'ymiş o. Adamlar çok mantıklı Airbnb yapmışlar. Arkadaşlar yaklaşık 45 dakika sonra yemek yiyeceğiz. Herkes hazırsın. Aman 4.30'da yemeyeceğiz. 5'te herkes böyle yapacak. Ölüyorum açlıktan. Yarım beşte saat içinde. 5'te ölüyorum açlıktan diyen... İkimiz oluyoruz. Tamam yiyelim. Mukbang yapalım o zaman. Yapalım yapalım. Yapacak bir şey yok. Tamam mı Özgür? 4.5. Özgür. Ama şey herkes böyle yiyor. Hanım hanımcık. O kadar acıkmış. Yok be önümüze gelince biz gömeriz hayvan. Ya bana hayvan. Akşam 9'da sonra açık geliyor. Şey ye. Meyve falan o da yer. Kesmiyor işte. Sinirleniyorum sonra. Krik krak. Ay yanına atıştırırsan tutlu tuzlu doğru. Taslı bastırır. Kavga çıkarmak. İşte evet kavga besler. Kavga hemen konuya dönemeyiz ya. Oğlum şey mi ama kavga çıkarırsın nasıl geri gelecek diye geri gelmiyor. Götü olursun. Bir şey ama. Evet evet. Ece demişti ya burada. Evet. Bazen mesela döneceğim. Okey. İçinde patlıyor. Gerçekten evet. Öyle. Kavga çıkarıp karşındakinin kavga etmemesi de bir sınır eder ama. Ay sinir olurum. Kavga etmeyen ilişki sağlıklı ilişki değil. Evet. Bu ne ya Ali Rıza Bey gibi. Hayır. Biraz kavga edeceğiz kavga, yani. Kavga tutku arada. Seks. Ben bazen wow. Mesela ediyorum onat böyle yapıyor. Regline ne kadar var ya. Terbiyesiz. En azından geçmiş olsun demiyor Özgür. Ya, Özgür ya evet geçmiş olsun diyor Özgür biz regli olduk deyince. Sana o kavga şeyini vermiyor mu kocan? Vermiyor. Hayır. Çünkü hayvan gibi kavga ediyor. En küçük şeyleri abaya abartıyor. O kavga ediyorsan... Tamam beslemek istiyor demek ki kızcağız. Tam da gladiator muyum ben ya? Olacaksın işte. Keşke be. Keşke be. Ama şimdi yarı çıplak kılıçla gelse de bir garip olur. Yok güzel olur bence. Sen niye yükseldin Onat'a? Şey diyorum ama değil mi? Değişik bir. Herkese ayrıldık deyip gizli gizli görüşmek. Bu ne ya? Çok seksi geldi bana neden? Bilmiyorum. Bende bir sorun var. Şey bu şey. Medi ile Nate hani bütün aileler arkadaşlar. Evet. Polis gözetimindeyken sus. Buluşmuşlardı. Sus. Ama orada kalbim. Başka şeyler vardı. Kalbim. Sus. Spoiler bu arada. Niye böyle oldu? Etkilenmediniz çok mi? Çok yükseldim ben. Ben mahvolmuştum. Bayağı iyiymiş. Çok iyiydi. Çok yükseldim. Ben yok.
telefonları takip ediliyor diye başka telefonlardan yazıştırıyorlardı falan. Ya, o kadar kriminal olmasa da evet. Mesela şey seksi yani benim biz çıkmıyoruz aramızda hiçbir şey yok deyip arkadan gizli gizli yapmak çok seksi geldi. Ben varım. Ben de varım. Ben buna varım. Ben de varım. Oğlum bana da iyi geldi bir ya. Evet. Ama benim arkamdan şöyle oldu. Benim arkadaşım işte benim sevgilimle ayrıldık. Benim eski sevgilimle o çıktı 2-3 gün sonra ama biz bunu 2 ay sonra öğrendik tabii. Allah. Mesela onlar bunu çok rahat yaşıyormuş. Ha, böyle bir kepazelik değil. Evet bu kepazelik. Ama onlar da heyecan için yapıyorlardı. Bu da doğru. Sen, terbiyesizlik ama. Kimsenin ahlak ırzına geçmeden... Aa, öyle mi deniyor? Değişik oldu olsun hayatım. Kimsenin namusuna... Ne deniyor göz dikmeden. Ondan işte. Yapabilirsiniz. Farklı aktiviteler denemek. Ne yani ne bu? Yani? Bu ne şimdi? Sırf hareketlensin de şimdi yüzmeye mi gideceğiz yani? Bu şey haberleri çıkmış diye bir kere roller coaster'da sevişen çift sıkışmış. Oha be! Beter olsunlar ya. Beter olsunlar ya. Çocuk çoluk var ayol. Kardeşim roller coaster'ın güvenlik görevlisiyim. Harbi döverim bunları. Tekme tokat dalarım. Dalarsın. Orada tornavidalardayım bunlar. Tövbe ya. Dalarsın. Falan diye yani. İş mi yani? Gondolun şimdi? Tepesinde. Roller coaster'da nasıl ya o hızda? Bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim. Yapan yapar. Bir tane çifte böyle gece acillik olmuştu ya. Bir yerlerine bir şey girmiş çıkaramamışlar affedersiniz. Acillik olmuşlar. Abi çok utanç verici. Bak gece 2'de nöbetçi doktorum küfür kafirim yani. Nöbet bitsin eve gideceğim diye bunlar geliyor çırılçıplak. Yani döve ayırırım onları ben yani. Ben 80'e sokayım dersin. Evet. Bak be maç izliyor böyle. Oha! Ne maçı ya? Oha! Kopenhag'a baktım sadece. Kaç atmışlar diye. Oha! Şey evet. İzlemedim lan. Oha! Heyecan olsun diye yaptım. Heyecan. Çok sıkacağım heyecanınıza. Bölüm sıkıcı oldu bana abi. Bölüm sıkıcı mı oldu? Ne? Onat bugün senin yüzünden herkes burada 4'te akşam yemeği yiyor. Utanıp daha fazla performans göstermen gereken yerde maç özetimi izliyorsun shame. Arkada. Shame. İşte gerçek bir erkek. Gel tam bir er kusun ya. Sevişmişiz sonradan maç izlemek. Ben bir şey paylaşmak istiyorum. Paylaş. Dün akşam bu heyvan gece arabayı bana verdi. Yanımda maçı özeti izliyordu yine. Sonra benzinciye gittik. Benzini de bana çaktı. Fulletti depomu. Ama şoför sendin. Susar mısın? Sonra içeriye girdim. Buna lollipop aldım. Çünkü lollipop yakışırdı. Arabaya döndüm. Lollipopu yemeye başladı. Yanımda lollipopunu yerken maç izledi. Sonra eve geldi. Arabayı park ettim. Hadi dedim park ettik. Eve gideceğiz. Böyle yaptı. 2 dakika kaldım. Maçı bitireyim dedi. Ben böyle bekliyorum lollipopunu yiyerek maçını izlemesini. Ya ben şey yap. Prensesimi akşam dışarı çıkardım gibi bir geceydi benim için. Teşekkürler. Ya, gerçekten rolleri değişmişsin. Rahatladım. Bak çok önemli detay atladın. Lollipop kolalıydı arkadaşlar. Evet. Ve bana diyor ki sana diyor kolalı denk geldi. Ben çilekliyi sevmiyorum diyor. Bir de benim lollipopumu aldı kendi lollipopunu bana verdi. Boşa. Ben çocuk mu büyütüyorum? Boşa. Kocayla mı yaşıyorum bilmiyorum. Yorumları öngördüm şimdi de. Öyle bir şey yok. Bu adamı boş. Boş abla yanındayız. Prensesim mutlu musun? Ve seninle sohbet etmeyip yanda maç mı izledi? Kafayı yerdi. Ben de böyle araba kullanıyorum. Bize eve ulaştırmaya çalışıyorum bir başıma. Zeytinburnu'ndan. Skandal. Çok ayıp. Rahatladım ama. Benim için güzel bir şeydi ama. Bilemedim. Tamam, o prenses. Gece farklı olmuş. Monotonluktan kurtarmış. Doğru. Hoşuna gittin mi? Hayır. Yo bayıldım ya. Nasıl yapalım? Her akşam yapalım bunu. O sırada Edward'ı ve şövalyeye düşen Aslı. Şerefsiz. Peki sana bir soru. Buyurun. Onat Bey arabayı kullanırken sen yanda kızılcık şerbeti izliyor musun? Hayır. Bitti. İlişkiye... Üçüncü kişi almak. Oha. Haşa tövbe bismillah. Dostum en güzel şeyi bu aslında biliyor musun? En temizi yani. Boşa. Boşa olmaz. Bu kadarı da yeto. Yeto. Bak bütün sıkıcı işleri canlandırırım bu şekilde. Hepsini canlandırırım. Feyza Hanım'a yazıyorum Twitter'dan. Boşa bunları diyorum. Okey sen okey. Feyza Hanım beni 1 milyar dolar nafakaya bağlar yemin ederim. Bu açıklama bile kafi bence nafaka için. Toplum huzurunda eşim bir şey beni rezil etti. Şey çok kötü patlar. Çok. Kendinden emin olan çiftlerin bile bunu yaptığını ve toparlayamayıp boşandığını ben çok gördüm. Kötü patlar yani. Olmaz. Gavatinger, Straze. Hazırsan çok çok güzel çözüm. Ya bence hazır olamazsın böyle bir şey. Bütün bölümde özetlediğimiz şey aslında istediğiniz şey o. Arzulanmak, kıskanmak hep onu istiyorsunuz. Ve ama... bunu kontrol edebileceğiniz bir üzerinden yapıyorsunuz. Evet işte. Mis peki gibi. O üçüncü kişi kadın değil erkek oldu. Ne yapacaksın? Zaten kadın olsun demiyoruz burada. Okey misin buna? İşte hem kadın hem erkek olabilmek. Zaman zaman da değişmeli bu zaten. Ama üçüncü İstanbul'da. Dedik. Dördüncü, beşinci, altıncı. Takım kurdu. Herif takım kurdu. Seni Serkan'ı tanıyorum.
Sen okey misin? Yok lan, gavatlık ama. Yok lan, cinsiyetin değişik mesela. Kardeşim kadın, fark etmez. Tabii. İstersen üçüncü bir kedi olsun, olmaz. Masa olsun, olmaz. Bu üçüncü oldu, olmaz. Üçüncü kişi diye bir şey yok ilişkide. Aslında öyle demiyordun geçen ay. Scarlett Johansson'da o gerizekalı. Scarlett Johansson buraya gelse bunlar hayır mı diyecek? Hayır, asla demez. O ütopik bir şey. Ama mesela Özgür'ü kumu olarak alır mıydın? Özgür çok güzel. Bunun yemeklerini ısıtıyor, hazırlıyor falan. Beğeniyorum. Kumalık performansını beğeniyorum Özgür'ün. Yok olmaz. Ben asla böyle şey kabul etmem. Godoşluk, godoş spor. Özgür'ün tadı şey, bir benle flört ediyor, bir aslında. Bir benle bir her gün farklı bir yerim. Üçüncüye de hayat ne güzel ha. Tabii yani canım. En karlı burada üçüncü. Üçüncü. İki kişiye de inanılmaz bir bağ yok. Yok. İkisiyle de eğleniyor. Hayat ona güzel, anasını satayım. Oh. Ben yokum burada. Ya üçüncü sıkıcılaşırsa, sıkıcı hissedersen o zaman... O zaman şey, yeni bir üçüncü buluyorsun. Bilmem. Korkun. Nasıl oluyor kız bu işler? İğrenç. Böyle arayışlar var mı? Bende yok. Yok. Hayır, toplumda. Yok yok ya, bizim topluma gelmez böyle şeyler. Boşanırlar abi. Bir daha toparlayamazlar ilişkiyi. Ben bu toplara girmeyin. Yok yani, patlarsınız. Gerek yok. Adını koymayın o zaman. Yok, takılın, yok, herkes takılsın. Şey ama evin... Açık ilişki de olmaz bu olmaz. Toplumda. Bunlar hep yalan dolan. Herkes birbirini gırtlaklar, millet birbirini. Vallahi. Ama gerçekten bizim kadar kıskanç ve sahiplenici olmayan tipler de var aslı. Toplumda mı? Var. Ya yani dörtte bir vardır. Var ama. Kadınlarda da var, erkeklerde de var. Yani cadde bostan etilerde takılıyorsan var. Gel Bağcılar'da takılalım iki gün, bak bakalım var mı? Yok öyle bir şey. Ülkenin genelinde böyle bir şey yok arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bitti mi sizden gelenler? Başka yok ki, sildi diğerlerini. He doğru. Ha yok, yine başka yeni bir şey, nereye geçiyorduk? Katıl katıl ya katıl. Katılsan katıl. Ne da katıl sen. Katıla da geldin sen. Haydi katı 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 katı. Niye bir tane karar vermedik? Herkes bence, başka bir şey söyledi. Bence biz alkış yapmayı seviyoruz. Anaokul anılarımız mı? Bu kısmını kesip şey yapalım. Toksik ilişkiler çocuk kanalına. Çocukları eğlendirelim böyle. Arada bir de ayı kostümü falan giyeriz. Bizim şeyler... yapamayacağımız tek şey çocuk kanalı. Asla yapamayız. Niye öykü sen seversin çocuk çarşılığını? İğrenç. Üstüne ayı kostümü giyiyor, ben böyleyim. La la hele hele hele. Küçük çocuk geliyor, tekmeliyorum hala. Annenin kartını çaldı. Katıl katıl. Bizi tutukluyorlar ama. Tatlıcı çocuğa diye tekmeliyorum çocuğu. Çok teşvik. Şey, anneyi babayı mı? Yoksa yapar mısınız öyle? Çok iyi, çok iyi. Çocukların kafası karışıyor. Bu da ikinci anne ayı. İkinci anne ayı. Ben bekar teyze ayı olabilir miyim? Tamamen farklı partnerle. Niye ayı olmak zorundayız? Ne bileyim, çocuklar öyle şeyleri seviyor galiba. Teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Katıla katılsanız süper olur. 10 numara olur. Yorum yapmayı, yorum like atmayı, bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Unutmayın. Hedef 100K 100K almazsak elveda. Emoji? Emoji. Ha, ayı. 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 Ayı emojisi. Nara nara nara. Nara Bir de bir şey söyleyeceğim. Özgür'e DM'den yazmayın katıla beni koymadınız diye. Siz belirli aşamadan sonra katıla. Değil mi? Kız doğru söylüyor. Tabii aşamamış kutular katılda yok. Var. Hayır. İsmi yok. Yani finalde. Videonun finalde sonunda yok. İsmi yok. Tamam, bir daha. Ne olmaları lazım? Durdur olmaları lazım. Açılmamış kutu hariç her şey. Hayatım Durex, hayatım ya da Hallelujah olabilirler. Tamam. Anyway, it's a little bit. Anyway, it's a little bit. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap.